Şimdi 7. Necim'de 57 ve 58. ayetleri okuyacağız inşallah. Evet. Onları değerlendireceğiz. Ben önce 7. ayeti bir meal metni olarak vereyim. Ve o, hatırlarsınız, öğütlenirsiniz diye rahmetinin önünde rüzgarları müjdeciler, dağıtıcılar, yayıcılar olmak üzere gönderir. O rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenince onu kurak bir beldeye gönderir. Sonra onunla suyu indiririz. Böylece onunla ürünün hepsinden çıkartırız. İşte biz ölüleri de böyle çıkaracağız. Şimdi Kur'an'ımıza baktığımız zaman ve burada yapmış olduğumuz tebyin, Kur'an'ı tanıtma programlarında da dönüp dönüp tekrar ettiğimiz, tekrar etmesek de ayetlere biz dikkat çekmesek de herkesin dikkatini çektiği gibi, Kur'an ilk indiği günden itibaren buraya kadarki ayetlerde görüyoruz ki iki mefhum üzerinde durulmakta. Evet. Birincisi Allah'ın Rab kavramı, ikincisi de ahiret inancı. Evet. Çünkü biliyorsunuz daha önce çok şey yaptık. İnsanın iyi bir insan olması, toplumun düzgün bir toplum olması, o insanların Allah'ın Rabliğini kabule ve onların ahirette inanmış olmalarına bağlı. Evet. Dikkat edecek olursak, yine dünyadaki fesat çıkaranların tümü, fesadın kaynağı da Allah'ın Rabliğini kabul etmeme ve ahirette de inanmama. Burada düğümleniyor. Burada evet. Düğümleniyor, evet. Bu ikisinde oluyor. Onun için yine Cenab-ı Hak bu ayetlerde bu konulara hani dikkat çekti. Birincisi Rabliğini dikkat çekti. Nedir o? Rablik patronluktu. Patron. Yani evrenin idarecisi benim diyor. Evet. Burada evrenin idarecisi noktasında ve o zat ki diyor, kendisine o zat diye ellezi şeyle götüreceğim. Bak gerekçeye bak. Öğütlenirsiniz, hatırlarsınız veyahut da öğütlenirsiniz diye. Amaç bu. Ha, şimdi kafanızı çalıştıracaksınız, öğütleneceksiniz bak şimdi. Ve burada bizi evrende, doğal ortamda araştırma yapmaya, gözlem yapmaya zorluyor. Evet. Bak nerelere dikkat edeceksiniz? Rahmetinin önünde rüzgarları, müjdeleyici, dağıtıcılar, yayıcılar olmak üzere gönderir. Evet, Allah rüzgarı yaratıyor, oluşturtuyor. Onu izlememiz. Ne için? Bu ne yapıyormuş? Rüzgarların görevi müjde. Dağıtıcı, evet. Yayıcı ve müjdeleyici. Üç tane nitelik müjdeleyici. Şey yapacağız burada. Burada kime müjdeler? Tarım toplumuna rüzgar, bulut, yağmur bir müjde. Rüzgar çıktığı zaman, hafif şey yaptığı zaman herkese bir müjde. Neden? O yağmur getirecek. Yağmur getirecek. Yağmur getirecek ve böylece topraktan bizim rızkımız üreyecek ve biz de rahat bir hayat yaşayacağız derler. Evet. Ayrıca yağmurun bir de yayıcı, dağıtıcı özelliği var. Evet, şimdi evet. Rüzgar, şimdi biliyorsun havanın içerisindeki oksijen ve azot belirli bir yörelerde üretiliyor, ormanlarda, yeşil alanlarda. Sonradan o rüzgarlar vasıtasıyla da hiç ormanı olmayan yerlerde de onu yayıyor, onu dağıtıyor, oradan oraya götürüyor. Aynı yine böyle hani tohumlamada, üremede bitkilerin şeylerini de alıp götürüyor. Bitkilerin üremesine yardımcı oluyor rüzgarlar. Yani şimdi burada rüzgarların
Yani burada üst sözcük üzerinde durulmuş ama bilimsel yönde rüzgarın faydaları neler dediğin zaman bilim yönünden de belki yüzlerce makale yazılır, kitap yazılır. Maddesi zikredilebilir, anlatılabilir. Şimdi bu amaçla yolladığını bahsediyor. Bunu niye yaptığını söylediği zaman siz bundan ibret alacaksınız. Bundan öğüt alacaksınız. Bir şeyi hatırlayacaksınız. Neyi hatırlayacaksınız? Bunu yapanın Allah olduğunu hatırlayacaksınız. Tamam mı? Allah'ı hatırlayınca da Allah'la ilgili göreve kendinizi hazırlayacaksınız. Evet. Şimdi rüzgarları yolladı. Bak şimdi devam ediyor. O rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenince onu kurak bir beldeye gönderir. Sonra onunla suyu indiririz. Şimdi zaten suyun çevriminde de hani incelikler var. Onu daha önce bir yerde anlattıydık. İleride de onun özel bir ayeti gelecek. Onun aşılanması, yere düşmesi, düşüşündeki ölçü, çıkışındaki ölçü, yani yağan yağmurla, buharlaşan yağmurdaki ölçü vesaire falan. Bunların hepsi birer mucize. Onların ileride araştırma. Burada öz olarak değinip geçiyor. Evet. Onların ayrıntısı ileride başka ayetlerde gelecek. Orada inşallah onları da şey yapacağız. İnşallah. Evet. Böylece onunla suyu indiririz. Böylece onunla ürünün hepsinden çıkartırız. Evet. Toprak suyuyla buluştuğu zaman evet. Ondan her türlü nimet, her türlü rızık, öyle mi? Her türlü ürün elde edilir. Evet, şimdi Cenab-ı Hak buna şey yaptıktan sonra güzel bir şeye geldi. İşte biz ölüleri de böyle çıkaracağız. Şimdi tabii ki insan ölüyor ve diğer varlıklar ölüyor. Hepsi toprağın içerisinde. Evet. Sanki onlar birer tohum mahiyetinde oluyor. İnsanın parçaları var ya. Evet, insanın, benzetmek gibi olursa. Evet, öyle bir tohum mahiyetinde. Ölüleri de böyle çıkaracağız. Ama burada şu var, bunu orada izleyicilerime şunu söyleyeyim. Ölüler bu yağmurla çıkmayacak tabii yani. Ki. Onu çıkartacak olan rahmet ayrı bir rahmet neyse. Evet. Daha evet. Biz oralara gelemedik. Tabii. Ha, onu da bahsedeyim. İnşallah onlar da İşte gelirsin. Nasıl ki toprağın içerisine bakıyorsun, bir şey göremiyorsun, edemiyorsun falan ama kuru toprak suyuyla buluşunca oralardan neler neler çıkıyor. Evet. Evet. İşte siz de böyle çıkacaksınız diyor. O tohum orada kaybolmamış çıkıyor. Siz de o toprağın içine girdiğiniz zaman kaybolmuyorsunuz. Siz de çıkacaksınız. Bir benzetme yapıyor. Ha, bu da bir benzetme. Şimdi şöyle Cenab-ı Hakk'ın böyle ölü topraktan bitkinin çıkmasına, ölülerin, ölmüşlerin de diriltilmesini birçok ayette konu ediyor. Şimdi buradan bunu daha önce hani dirilme, öldükten sonra dirilme, ahiret inancı kapsamındaki programlarımızda uzun anlattık. Burada birkaç ayetten bir hatırlatma yapayım ben. Şimdi hem bu da yağmurla, suyla ilgili. Rum 46. Size rahmetinden tattırsın. Emriyle gemiler akıp gitsin. Ve sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını ödersiniz diye armağanlarından rızık aramanız için rüzgarları müjdeciler olarak göndermesi de onun alametlerinden, göstergelerindendir. Şimdi burada da hani orada konumuz olan ayette hatırlarsınız, öğütlenirsiniz diye demişti ya. Evet. Rum 46 bunu çok güzel açtı. Bu da hani bunu yapan Allah'tır, bunu yapan zattır diye girmişti ya konuya. Evet. Evet. Burada da onun alametlerinden, göstergelerinden. Evet. Evet. Siz onu iyi gözlemleyecek olursanız, iyi araştıracak olursanız, o konuyu bilimsel olarak önünüze koyacak olursanız göreceksiniz ki onun bir tasarımcısı, onun bir Rabbi, onun bir terbiyecisi, var. Onun bir patronu var. Bu işleri yapan bir patron var. Bunu kabul etmek lazım. Tamam. Evet, tabii. Evet. Ayet öyle diyor. Buradan o patrona gidebilirsiniz. Bunu yapan o diyorsunuz. Yani dumanı gördüğünüz zaman orada ateş var ateş dersiniz. Var. Tamam.
O alamet ayet. Şura 28. Ve o inananlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayandır. Evet, o zaman da. Evet. Ve o övülmeye layık olandır. Yardımcı, yol gösterici, koruyucu velinizdir, yakındır. Evet. Rum 50'de öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki o kesinlikle ölüleri diriltir ve o her şeye gücü yetendir. Evet. Yine burada aynı toprak, toprağın canlanması örneğiyle, topraktan bitkinin çıkması örneğiyle insanın da diriltileceğine mesaj verdi. Şimdi Yasin 33'te de ve ölü toprak duyarsız topluma bir delildir. Biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık ve ondan yiyip duruyorlar. Evet, burada da yine ölü toprağı örnek gösterdi. Bu da Allah'ın ayetlerindendir ve duyarsız topluma, yani ilgisiz. Evet. Ölüm varmış, dirim varmış, hesap varmış, kitap getirmiyor. Varmış, umursayan topluma bu bir delildir. Aklını başta topla. Şimdi onu bakması evet. lazım. Eğer akıllıysa o toplum, duyarsız toplum hiçbir şey görmese bunun sayesinde bir duyarlılık kazanacak. Evet. Evet, bir duyarlılık kazanacak. O nedenle evet. Cenab-ı Hak herkese çok uzaktan örnekler vermiyor. Yakından. Şimdi yakından, şimdi özellikle Arap coğrafyasında Kur'an'ın indiği dönemde adamlar şimdi ilerideki ayetlerde de çok görecek, yağmur, rüzgar, bunların hasretini çeken insanlar. Tabii, tabii. Ve böylece her şey olduğu zaman toprağı incelemesi gereken insanlar, gece gündüz tarımla, toprakla haşır neşir olan insanlar. Öyleyse bu adamlar ta uzaktaki bilmem ne ayetlerinden değil, yakınlarındaki topraktan çok hemen. Çok yakınlarındaki tarım. Topraktan da Allah'a gidebilmeliler. Oradan öldükten sonra dirilmeyi bulabilmeliler. İlerideki bir şey var. Daha şeyde bir ayet gelecek. Burada topraktan bahsediyor. Mesela bu surenin 172-174. Ayetinde üreme sistemini buna örnek verecek. Tabii, o da çok çünkü önemli. Her insan evet, ürüyor, doğuyor ve doğuruyor. Evet. Değil mi? Çok. Onu Rabliğine delil getirecek, onu da kanıt gösterecek. Onun için işte gördüğünüz gibi Rabbimiz bıkmadan, yılmadan, evet. usanmadan duyarsız insanlar duyarlı hale gelsin, akıllarını kullansınlar diye durmadan bu ayetleri örnek sürekli açık. Niye biliyor musun? Bundan evvelki ayetlerin bir tanesi de Kur'an'ı tanıttıydı. Yani bundan iki evvelki şeyde her şeyi ayrıntılı olarak ayrıntılı. Verdiğini bahsetmişti evet, evet. değil mi? Yani beşinci Necm'in başındaki ayeti hatırlatın. Siz oradan evet. isterseniz bir okuyun. Bu 52. ayet olması lazım. Evet. Değil mi? Evet. Hiç kuşkusuz onlara inananlar için bir kılavuz ve rahmet olarak tam bir bilgiyle ayrıntılı olarak açıkladığımız bir kitap getirmiştik. Evet, gördünüz mü? Evet. Bu unsur. Kitapta gördüğün gibi tam kılavuz, bir bilgi üzerine bilgi. Bilimsel şartlara uygun evet. ve ayrıntılı olarak Cenab-ı Hak ölümden sonra ayrıntılı. Dirilmeyi evet. anlatıyor, açık açık açıklıyor evet. ve kendisinin Rabliğine açık açık dikkat çekiyor. Evet. Artık bunları da anlamamazlık olmaz. Yani bunun evet. anlamayanlara ne diyeceğiz? Ne şimdi diyecek bir şey akılsız evet. diyeceğiz. Şimdi akılsızın yani karşılığı neydi? Akılsız yani mesul değil zaten, sorumlu yok zaten. Akılsız sözcüğünün karşıtı neydi? Karşıtı mı? Ha, karşıtı. Karşıtı akıllı. Akılsızın karşıtı dediniz değil mi? Şimdi, akılsın ha. karşıtı değil yani. Ha, başka bir ifade değil. Argosu ne yani? Aptal. Aptal değil mi? Evet. Deli evet. değil, değil deli mi? Deli değil tabii. Ha, deli değil. Bir ha, bunu daha önce şey yaptık o, da. Tabii ki yani. Tamam. Yani tabii.
akılsız olursa bir insan, evet, onun şeyi aptallıktır. Evet, ne diyeceksin? Yani bu Allah'ın göstermiş olduğu ayetleri dikkate almayıp duyarsız olursa bir adam aptal oluyor. O kadar basit. Tamam. Yani. Aptal oluyor. Aklını kullanmayan aptal, evet, insan demek oluyor. Doğru. Evet. Doğru. Bu ayette burada kısa da böyle bırakıyoruz. Ayetimiz. Evet efendim. Ve şimdi Cenab-ı Hak şimdi bunun gerekçelerini anlattı da, yani böyle insanın aptallık etmemesi gerektiğini. Şimdi aptal insanlardan olan toplumda ne olur? Bu çok önemli işte. Aptal şimdi, insanların oluşan toplum. Tamam şimdi. Evet. Aptallardan oluşan toplumda ne olur? Evet. Onun için bunun cevabını da 58. ayetten alalım. Bu surenin 58. ayetinden alalım.